Herkese günaydın, merhaba. Bugün günlerden pazar. Geçen hafta biz şuralarda görülen yerdeki dikenleri temizlemiştik. Şu ileride de dikenler vardı. Orada da temizledik. Böyle nalemsi yine otlar bitmeye başlamış. Şurayı temizlemiştik. Bakın burada da bu ısırgan otları çıkmış. Bir haftada hemen değişebiliyor. Temizlediğimiz dikenleri buraya bırakmıştık. Dereyi kapatsın diye. Çok gidemiyorum ama bakın. Orada dere var. Bu şekilde gidiyor. Şöyle. Burayı temizledik. Şimdi biraz daha temizlemeye devam edeceğiz. Normalde buraya geçilmiyordu. Yani şu ağaca sarılmış dikenler gibiydi. Şuralar temizlenecek. Bugün geçen hafta geldiğimizde şuradaki girişi kapattık. Bu sefer de arka tarafı kapatılacak. Bakın demin bahsettiğim otlar bunlar. Bunlar daha sonradan çıkmış. Bu şekilde. Şimdilik şurada görüldüğü gibi küçük bir brandalardan baraka yaptık. Şimdilik. Zamanı gelince bir ev ya da bilmiyorum ne yaparız. Güzel bir şey yapmayı düşünüyoruz. Bir de aynı zamanda burayı temizledik. Temizlediğimiz dikenlerin altından çıkan ağaçlar bunlar. Yine buraya atmıştık. Yolu kapısın diye. Dere yoluna. Bakın. Oradan görünüyor. Çok güzel. Ben dereyi çok seviyorum. Burası dere var diye benim için çok daha kıymetli. İşte yine geçen hafta biz şu şekilde iyi odunları cevizin dibine topladık. Daha sonra kullanmak için işimize yarayabilir. Yine bu alanı temizlemiştik. Gerçi ceviz ağacının altında çok fazla odun olmuyor ama işte benim gitmeyi en çok sevdiğim nokta burası. Tam buraya bir merdiven yolu yapmayı düşünüyorum. İlk fırsatta yapacağım. İşte burası. Geçen hafta burada kola soğutmuştuk biz. Çalışırken kola güneşte ısınmasın diye böyle buraya kolayı bırakmıştık. Burada kola soğutmuştuk. Böyle gidiyor. Bu bahçenin sonuna kadar bir şekilde gidiyor. Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Dere kenarı olması beni çok mutlu etti. Şöyle. Az önce gittiğim, gösterdiğim yer bu derenin başıydı. Bu şekilde. Bu taraf başkasının tarlasına ait. Bakar mısınız ya, ne kadar güzel bir su ya. Bilmiyorum, ben çok mutlu oldum burada olduğumuz için. Şuralarda böğürtlen var mı diye baktım ama yoktu. Bu şekilde derenin kenarından gidilebilir. Ama ben şu anda gitmeyeceğim. Çok da zorlanır aslında. Bakın böyle gidiyor. Şimdi biz biraz bahçeye devam edelim. En yakın zamanda buraya bir merdiven yapmam lazım. Gücümü burada harcıyorum. Biraz da şu alanı temizlemiştik. İşte temizlemek önemli. Bugün biraz onun çalışmasını yapacağız. Biraz da bunları bu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yakabiliriz. Bakın. Şu şekilde. Şimdi bir de şurada bir erik ağacı var. O erik ağacının arkasına odunları topladık. Daha toplayacağız. O girişte gösterdiğim yer bu şekildeydi. Hani gördüğünüz gibi hani dereye yaklaşamayacak şekilde çok kalabalık bir diken yığını. Hani bakımsızlıktan bu tarafa doğru gelmeye başlamış dikenler. İnanın temizlemek çok zor.
Bir makine gerekiyor ama şimdilik bir makinemiz yok. Böyle gidiyor. Burayı da biz kapattık. Buradan dereye doğru gidiş var ama yavaş yavaş bir tarafları kapatmamız gerekiyor. Çünkü oralardan hayvanların girmesini önlememiz gerekiyor. Hani görüntü bu şekilde. Yavaş yavaş temizleyeceğiz. Daha bu tarafı da var. O tarafta çıkışı kapatmaya çalışacaklar bugün babamlar. Biz de ön tarafta temizlik yapacağız. Hadi bakalım neler olacak. Evet, şimdi karpuzu dereye bırak. Hayır. Şimdi ver kolayı. Şimdi dereye karpuzu ve kolayı bıraktık. Ben az önce temizlediğim yeri göstereyim size. Evet, kuzenimin oğlu geldi birazcık. Burada. Bunlar benim tek başıma temizlediğim yer ve temizlediğim alan şurası. Biraz zor oluyor elle ama şimdi devam edeceğiz. Karpuzumuzu dereden aldık. Şimdi öğle yemeği yemeye gidiyoruz. Biz birazcık diken temizledik. Ama annemler işte yiyecek bir şeyler hazırladı. Babamlar sınır yapmaya devam ettiler. Şimdi en zevkli ana geldik. Bu karpuzu kesip yemeye. Hepimize afiyet olsun. Görüşürüz. Gördün mü karpuz? Hayvanda bir poşet gibi vardı. Bir tane ağacı vardı. Yani. Bizimki yapımı kalmasını gözlüyor. Bu almış bir çiviyi keseli. Komple bu çiviyi kesmek yapmış. Bir geliyor abi. Ne yapıyorsun?
çok güzel bir takması olmuştu. Yarım pilotçunu cesanayla vurmuş. Kendi bizim gibi bazı yukarıda oğlum var. Ne oldu? Yarım pilotçunu... Evet. Kurbağa işe yaramayan çalıları ve dikenleri yakıyoruz. Olur mu? Şuralar yapılıydı. Bugün şöyle buraları temizledik. Bu dikenlerin altında bulunan odunları cevizin altına topladık. Orayı biraz daha çoğalttık. Daha sonra çıkan dikenlerin birazını şu alanda yaktık. Şunlar da iyi odunlar. Onları bir ara yakmak için kullanırız. Şurada da başka ot sürü vardı. Onları temizledik. Şöyle şuraya doğru, bayıra doğru. Buralarda da biraz kaldı ama yani temizledik. Daha önceden kesilmiş ağaçlar vardı. Onların yaprakları, onları toplayıp yaktık. İşte biraz da ortada bulunan ağaçları topladık. Bunları da bir ara yok edeceğiz buradan. Öyle. Şimdi sınır yapmışlar. O sınıra nasıl yapmışlar oraya bakmaya gidiyorum. Bugünse bu taraftaki ağlığı kapatmış bulunmaktayız. Şu ağacın arkasından başlıyoruz şu şekilde. Böylelikle bu taraftan gelen hayvanlar bahçe sınırından içeri girmemiş olacak. Yani yukarıdaki sınıra kadar yaptık gibi bir şey. Yani tam görünmese de ağaçların arasından böyle bu şekilde yapıldı.